Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Dün paylaşmıştım bazı rakamları. Metropol Araştırma Merkezi Temmuz sonu itibariyle sonuçlarını Türkiye'nin nabzı diye her ay açıklıyor. Sonuçları açıklamıştı. En büyük tehdit nereden geliyor diye sormuş vatandaşlara. Ekonomik krizi bir kenara koyuyoruz. Birinci sırada %43,6 düzensiz göç, sığınmacı sorunu, çok ciddi bir sorun. O kadar ki ikinci sırada PKK var, yarısından az, 21,1 PKK az bir sorun diye söylemiyorum. Yani vatandaşın sığınmacı sorununu ne kadar üst sırada hayatındaki yani Türkiye'ye yönelik en büyük tehdit olarak gördüğünü göstermek için söylüyorum. Niye bu konuyu açtım? Efendim, şu anda İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre, yani her gün değişiyor bu. En son baktım 4.893.752 diyor. Yani 5 milyon diyelim olarak açıklıyor. Bunu mesela Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sorduğunuzda 13 milyon diyor. Filan böyle tam sayıları bilmiyoruz. Bir düzensiz göç gerçeği de var. Peki bunların ne kadarı ne kadarı ikamet iznine sahip Türkiye'de? Türkiye'de artık oturmuş, yerleşmiş ailesiyle falan 1 milyon 250 bin kişi ne zamana kadar biliyor musunuz? Bugüne kadar. Yani yılbaşından bugüne kadar olan rakam bu. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani nüfusun 85 milyon diye nüfusu varsayarsak ve İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarını esas alırsak %5 oranını çoktan geçmiş. Yani hani Almanya'nın nüfusunun %5'i şey deniyor. %5'i kadarı işte yabancı kökenli, Alman olmayan diye biliniyor. Bizde onu geçmiş durumda. Ama burada şey olan, tuhaf olan başka bir şey var. Onu size söyleyeceğim. İngiltere ile bir anlaşma imzaladı Türkiye. Hani ne zaman imzaladı, nasıl imzaladı, kim imza attı bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü İçişleri Bakanlığı açıklamadı. Peki biz bu açıklamayı nereden öğrendik? Biz bu açıklamayı İngiltere'den öğrendik. İngiltere'nin İçişleri Bakanı Guardian gazetesine dedi ki biz Türkiye ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma ondan sonra bu anlaşma uyarınca dedi Türk polisine yardımcı olmak üzere, Türk polisi o işi yapamıyor, İngiliz polisi de burada çalışacak. Aynı zamanda Türkiye'de bir düzensiz göç mükemmeliyet merkezi kurulacak Türkiye'de. Belki de kuruldu, bilmiyoruz. Kurulacak. Ondan sonra işte Türkiye'ye her türlü yardımı yapacağız. Biz de ne yapacağız? Türkiye'den gelen sığınmacıları Türkiye ile öyle anlaştık ki hemen geri göndereceğiz. Böyle bir anlaşma bir de Arnavutluk'la var İngiltere'nin. Peki biz bunu İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'dan mı duyduk? Ya da Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan mı duyduk? Hayır, biz bunu İngiliz Dışişleri Bakanı, özür dilerim, İngiliz İçişleri Bakanı'nın açıklamasından duyduk. Bu konuya geleceğim. Bu konuya geleceğim çünkü başka birçok konu var. Bunları size kısa kısa da olsa söylemek istiyorum. Hakikaten hani böyle nereye baksak sorun olan bir durumdayız. Bakın arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Pendik, İstanbul Pendik Uluçınar Camii imamı Halil Konakçı aleyhine soruşturma başlatmış. Neden? Zafer Partisi işte Ümit Özdağ suç duyurusunda bulundu. Neden? Bu arkadaşa göre devlet memuru bu arkadaş. Diyanet'in kadrolu imamı Halil Konakçı. Zaten bir iki vukuatını söyleyeceğim. Yani hani niye hala devlet memuru olarak kalıyor? Herhalde torpili çok büyük yerden. Yani başka türlü bir açıklaması yok. Zaten CHP'liler diyor ki Ali Erbaş kendi söylemek istediği de söyleyemediği şeyleri buna söyletiyor falan diye, artık günahı onların boynuna, bilemeyiz. Ali Erbaş çıkar böyle bir açıklama yaparsa mesela, bu günaydın açıklamasına hala bir şey yok. Bir yere çıkıp bir günaydın demişliğini duymadık. Her neyse, Halil Konakçı diyor ki efendim bu Hatay meselesi biliyorsunuz Atatürk'ün son büyük başarısıdır. Hatay'ın halk oylaması, plebisit yoluyla Türkiye'ye katılması. Hatay 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız idaresinde, Fransız sömürgesinde bir şey oldu. Bir ayrı cumhuriyet ya da Fransız mandasında yönetildi. Sonra bir Hatay Cumhuriyeti diye bir geçici şey vardı. 1938'de Atatürk vefat etmeden önce de Türkiye'ye katıldı. Diyor ki Arap şehridir bu. Bizim ne alakamız var diyor Hatay'la. Şimdi bunun üzerine suç duyurusu, Diyanet İşleri Başkanlığı bir soruşturma açmış. Diyanet İşleri Başkanlığı birkaç ay önce Ekim 2022'de de bir soruşturma açmış bu arkadaş hakkında, Halil Konakçı.
O zaman da demiş ki bu kadın erkek eşitliği ne demiş ya? Bu kasap dükkanına döndü. Kasap dükkanı dediği hani açık giyinen kadınlar ya da başını örtmeyen işte normal sokak kıyafetiyle gezen kadınlar, ona göre kasaptaki et. Bunu söylemiş. Diyanet demiş ki ya ne alakası var? Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü bu. Onlara her şey serbest. Sonra daha önce de Ankara'da işte bir camide imamlık yapıyordu. O zaman da demişti ki tam bir sene önce bugün hilafet gelmeli demişti. Oruç tutmayanlar da sopayla dövülmeli demişti. Hiçbir şey olmadı. Bu arkadaşlara hiçbir şey olmuyor. Bir kayda geçiriyorum. Bakalım Diyanet en azından bir efendim sözlü kınama verdik falan diye bir şey söyleyecek mi yani? Çok ihtimal vermiyorum. Çünkü dediğim gibi bu ekibe her şey serbest. Her şey serbest. Bir şey son dakika haberi. Vedat Işıkhan, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı, toplu iş sözleşmesi. Memur ve memur emeklilerine ne önerdiler 2024 yılında biliyor musunuz? İlk 6 ay %14, ikinci 6 ay %9. 2025 içinde %6 artı %5. Şimdi arkadaşlar bunu hangi koşulda öneriyor biliyorsunuz hükümet değil mi? Merkez Bankası bir düzeltmeye gitti geçtiğimiz haftalarda. Ne dedi? %22,8 değil yıl sonu enflasyon tahmini. Ey ahali, yanlış hesap etmişiz. %58 dedi. 2024 sonu içinde %26 dedi ki bu şeyleri tutmamıza, hani bunların tutacağı ihtimali yok. %70 bekleniyor bu yıl sonunda ve korkulan ne biliyor musunuz? Ağustos ayı enflasyonunun, aylık enflasyondan bahsediyorum. Temmuz ayında %9,4 çıkmıştı. Ağustos ayında iki haneliğe geçeceği yolunda. Hani fiyatlar artık çıldırmış vaziyette. Bakın size bir örnek vereceğim. Size bir soru soracağım. Cevabını da şeyde yayının sonunda söyleyeceğim. Cevabını da yayının sonunda söyleyeceğim. İki soru soracağım. Şimdi efendim bugün yani 14 Ağustos. Şeker fiyatları arttı. Türk şeker toptan fiyatları arttırdı. Kilosu 24 lira oldu. KDV'siz, bakkalınızla falan kavga etmeyin. Bu toptan KDV'siz fiyatları diyoruz. Öyle diyorlar. Bloomberg'ten İrfan Donat'ın haberi bu. Bu şeyde 24 liraya yükselmiş. Son 2 ay içinde %30'a ulaşmış zam miktarı. Peki birinci sorum şu. 14 hafta içinde Mayıs'ta yapılmış zam şekere kaç defa zam gelmiş? Yani bu yeni taktik biliyor musunuz? Bir defa da hani %30 yaptım değil, böyle çaktırmadan işte 2 haftada bir düzenleme diyorlar ya bunun adına. Bu da bir ayrı yutturmaca yani. Zama düzenleme demek. Fiyat artışı değil efendim, güncelledik, düzeltiyoruz falan. Yani bunlar gerçekten artık çok fazla yani. Birinci soru bu. 8 Mayıs'ta başlamış zamlar. O zaman 18,5 liraymış. O zamandan bu zamana kaç zam yapılmış da şimdi bu fiyata ulaşmış? Birinci sorum bu. Cevabını dediğim gibi yayının sonunda vereceğim. İkinci soru bu Türk Şeker. Diyebilirsiniz ki ya kardeşim hükümet de işte ne yapsın? Şirketler yapıyor zam. Türk Şeker kime ait? Bir de ikinci sorum bu. Yayının sonunda söyleyeceğim. Bir not edin bir kenara. Şimdi bu hayat pahalılığı deyince tabii haksızlıklar, adaletsizler, işsizlikler falan hepsi yığılıyor. Fatma Şahin efendim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Partili, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Bir tekstil firması sahibi Ahmet Şireci, Antep'in eşrafından. Telefon mesajıyla 2000 işçinin işine son veriyor. İşçiler de tabii fabrikanın önüne yığılıyorlar. Bu devirde işsiz kalmak ve telefon mesajıyla, yani böyle hani siz kimsiniz ya filan diye fabrikanın önüne yığılınca bu Ahmet Şireci efendim çok hayırsevermiş. Sayın belediye başkanı söylüyor, cami yaptırmış, okul yaptırmış, sonra bir uyuşturucuyla mücadele merkezi yapalım demiş. Belediye başkanı yaptırmış falan. Bu kadar hayırsever bir insan işçilerine ama bir telefon mesajıyla atmış. Demiş ki belediye başkanına, ya beni çok üzüyorlar demiş. Peki belediye başkanı ne yapmış? Ya işçilerin hakkını verin. Bunlar da yazık. Bunlar bize oy verecek 31 Mart'ta. Değil mi? Yerel seçim var önümüzde. Öyle yapmamış. İşçilere çıkmış, konuşma yapmış. Videoları YouTube'da falan var. İzleyebilirsiniz.
Demiş ki ya biraz sabredin arkadaşlar, böyle olmaz demiş. Bakın Cumhurbaşkanımız söz verdi, 2 yıl içinde enflasyon tek haneye düşecek, o zaman hepimiz rahatlayacağız. 2 yıl işten atılmış tekstil işçisine, Allah bilir asgari ücretle çalışıyor çoğu. Tamam, işten atılmış işçiye, şeye, tekstil işçisine Sayın Belediye Başkanımız Şahin diyor ki ya 2 yıl sabredin, ne olacak diyor. Yani işverenin ne kusuru var diyor. Kimin kusuru varmış onu da söylüyor. Bunu herhangi bir muhalefet sözcüsü söylese ya da bir gazeteci başı belaya girer. Kabahat kimde? Kabahat yüksek enflasyonda, satın alma gücünün düşmesinde diyor. Yüksek enflasyonu acaba hani Bay Kemal mi ya da ne bileyim Bayan Meral mi ya da işte uzaylılar filan mı yükseltti enflasyonu? Satın alma gücünü kim düşürdü? Orayı suçluyor şey Fatma Şahin. Ve diyor ki üzmeyin eski patronunuzu, ne var yani sizi bir telefon mesajıyla attıysa diyor. Bu özellikle tekstil sektöründe toplu işten çıkarmalar çok ciddi boyutta, bunu bir eğilmemiz lazım. Hayat pahalılığı dedik ya, unutmadım şeye geleceğim, göçmen meselesine geleceğim. Hayat pahalılığı sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan kabul etti. 14 Ağustos Adalet Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. O yüzden bir video mesajı yayınladı. Şöyle bir cümlesi var efendim, okuyorum. Hayat pahalılığı son dönemde milleti bunalttı ama yine biz çözeceğiz. Ya bu da aslında bir kabul. Yani biz yol açtık, biz çözeceğiz. Yani yine biz çözeceğiz ne demek? Zaten yol açan da biziz demek. Siz verdiniz oyu, biz de şimdi onu çözeceğiz diyor. Ümit ederim çözer. Ümit ediyorum çözsün. Gelelim diğer konuya. Çünkü bu ekonomik sıkıntıların bir nedeni de vatandaş tarafından işte bu sığınmacı akını olarak görülüyor. Sığınmacı akını olarak görülüyor. Tekrarlayayım yayının başında verdiğim rakamları. Resmi rakamlara göre 5 milyona yakın sığınmacı var. Bunlardan 1 milyon 250 bin kadarı ikamet iznine sahip. Artık yerleşmişler Türkiye'ye. Tamam. Böyle bir durumumuz var. Bunu işte düzensiz göç, yasa dışı göç, bunu engellemek için de hükümetimiz İngiliz hükümetiyle bir anlaşma yapmış. Bir göç anlaşması yapmış. Bu göç anlaşmasına göre efendim İngiltere'ye yasa dışı göç yoluyla girenler, Türk vatandaşları öncelikle Türkiye'ye iade edilecek. Bu bir. İltica taleplerine cevap verilmeyecek ya da iltica talepleri kabul edilmeyecek. Türkiye buna karşılık İngiliz polisinin Türkiye'de görev yapıp, Türk polisi yapamıyor değil tabii. Ama İngiliz polisi de gelecek ki bakacak yani acaba öyle mi diye. Onlar görev yapacak ve bu küçük teknelerle ve botlarla yapılıyor ya bu kaçakçılık. Onların tedarik zincirinin çözülmesi, üstüne gidilmesi için de Türk ve İngiliz polisi birlikte çalışacak. Çok güzel. Biz bu detayları nereden öğreniyoruz arkadaşlar? Biz bu detayları İçişleri Bakanlığı'ndan mı öğreniyoruz? Biz bu detayları Dışişleri Bakanlığı'ndan mı? Biz bu detayları Cumhurbaşkanlığı'ndan, Beştepe'den, İletişim Başkanlığı'ndan mı öğreniyoruz? Hayır, biz bu detayları İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan öğrendik. Neden? Bilmem. Çünkü ancak Türkiye'de 9 Ağustos'ta Guardian gazetesinde İngiliz İçişleri Bakanı'nın sözleri çıktı. Öyle öğrendik. 10 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı internet sitesinde. Allah aşkına bir girip bakın, ne anlayacaksınız. Sadece doğrudur diyor. Ve şöyle bir detay var. 2019'da başladı görüşmeler diyor. Yani Süleyman Soylu zamanında başlamış görüşmeler. Tamam. Şimdi bitmiş. Peki kim atmış imzayı? Ne zaman imzalanmış? Efendime söyleyeyim. Başka koşulları var mı? Biz sadece İngilizlerin bize verdiği bilgiyle yetinmek zorunda mıyız? Arkadaşlar bu kadar Türkiye'nin, bakın yayının başında da söyledim. Türkiye'ye en büyük tehdit olarak görülen vatandaş tarafından düzensiz göç meselesinde biz İngiltere'nin verdiği bilgilerle yetinmek zorunda mıyız? Neden şey yapılmıyor? Acaba ya bak işte böyle bir göç meselesi var yine. Hükümet işte gitmiş şey yapmış filan, bundan kaçınma, bu devirde neyi ne kadar gizli tutacaksınız? Yani hani şey diyorsanız ya oradaki memur işte iletişim dairesinde ihmal etmiş, ihmal, bu hani özrü kabahatinden büyük bir şey olur. Hani kastımız yok, öyle olmuş. Özrü kabahatinden büyük olur arkadaşlar. Türkiye'nin
vatandaşın en büyük Türkiye'nin bekasına tehdit gördüğü sorunu bu kadar hafife alamazsınız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanı o zaman soruyor o da. Diyor ki kim yönetiyor Türkiye'yi? Bu bir utanç kaynağı diyor. Bu vahim bir gelişme diyor. Hakikaten İçişleri Bakanı'nın bir açıklama yapması gerekiyor. Doyurucu bir açıklama yapması gerekiyor ve şunu da söyleyeyim. Başka hangi ülkelerle benzeri anlaşmalar var? Bunun karşılığında ki Guardian gazetesinin iddiasında şu da var. 2022 yılında 3 milyon sterlin fon kullanıldı. Türkiye'ye 3 milyon sterlin verildiği söyleniyor. İşte zaten Kılıçdaroğlu o yüzden para karşılığı Türkiye'yi sığınmacı deposuna mı çeviriyorsunuz diyor. 3 milyon sterlin bugünün kuruyla 30 bakıyorum şuraya 34 lira 35 kuruş. Yani Allah kahretsin diyesim geliyor yani. 103 milyon küsur lira tutuyor. Ya Türkiye buna muhtaç mı? Bu yüzden İngiltere ile anlaşma yapıp İngiliz polisi gelip burada görev yapacak falan. Ve biz bunları İngilizlerden öğreniyoruz. Ya hani insan artık elini vicdanına koyar da şu işleri bir düzene sokar. Yani ama ben İçişleri Bakanı'ndan Sayın Yerlikaya'dan bu konuda bir açıklama bekliyorum. Efendim huzurlarınızda bir soru sormuştum size. Şekere 14 Ağustos'ta yapılan zamla 8 Mayıs'tan itibaren kaçıncı zam yapıldı da %30 arttı? Toptan KDV'siz fiyatı demiştim. Efendim 9 adet zam yapılmış. 9. 8 Mayıs'tan bu yana şekerin toptan satış fiyatına 9 kere zam yapılmış. Bunlar görünmüyor tabii. Bir anda %30'a çıkmış olmuyor. Bu hafta bir 50 kuruş daha artıyor. Öbür hafta 1 lira daha artıyor filan. Yani artık bu durumdayız. İkinci sorum da şuydu. Türk Şeker kimin? Kim bu kadar artırıyor fiyatları çaktırmadan diye. Efendim Türk Şeker Devleti'nin. Türk Şeker Türkiye Varlık Fonu'nun kontrolünde. Türkiye Varlık Fonu'nun başında Sayın Cumhurbaşkanımız bulunuyor. Üyelerini gidip görebilirsiniz kimler olduğunu. Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulu üyelerini görebilirsiniz. Dolayısıyla insafsız bir esnaf, insafsız bir fabrika sahibi yükseltmiş değil bu fiyatları. Fiyatları yükselten de yine Türkiye Varlık Fonu kontrolündeki Türk Şeker Şirketi. Diyeceksiniz ki onlar ne yapsın? Maliyetler artıyor. Biz ne yapalım? İşte memura ve memur emeklilerine önerilen zam miktarlarını sizle paylaştım. Hepimize kolaylıklar dileyim. Ne diyeyim? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.